Kültepe Caddesi, Ender Fırını'nın önüne yukarı asfalt yapılması. İnşaatlar var. Tabii onlar da şu an devam ediyor. Çok fazla. Başkanım orası. Ahmet Yılmaz Caddesi, Bağ Yolu altındaki Heyelan mıntıkasının değerlendirilmesi. O bölgeye düğün salonu veya çocuk parkı yapılması. Ahmet Yılmaz Caddesi, Tuncu İsmail'in dükkanından Bağ Yolu'na kadar yaya kaldırımının yapılması. Koskoca eşim var dedi. Konuştuğumuz 4 tane, 3 tane iş yeri. Bir iş değil. Ben buraya geldiğim zaman, şuraya oturduğum zaman 70-80 tane iş konuşuyorum. Eğer bunun sayısı buralara düştüyse, bunların hepsinin içinden çıkıyoruz. Her şey bir sıkıntılıydı abi. Şu doğru asfalt yoktu, işte en basit pazar yeri. Evet, evet. Şöyle bir yerde oturamıyoruz, millet gelip buralarda vakit geçirebiliyor. Taşkent Caddesi, ben orman işletmesi orayı bir akşamda ne kadar açmalısa yıktım açtım. Kim açacaktı abi bunu? Evet. Yanlış evet. Köpüldü, herkes ayağa kalktı. Size şöyle söyleyeyim, en fazla su arızası olduğu yer Yeşil Mahalle'ydi. Evet. En fazla. Şimdi biz buralarda bir kere ne kadar su tesisatı varsa değiştirdik. Şu anda en az su probleminin arızasının olduğu yer Yeşil Mahalle'ydi. Yukarıdaki bütün o ara sokaklarının tamamı ne asfaltlarda ne yol vardı bak. Evet. Şimdi bizim Yeşil Mahalle'de öyle veya böyle asfaltsız hemen hemen hiçbir yerimiz kalmadı. Yani, su ile ilişkileri hiç problemimiz kalmadı. Doğalgaz hemen hemen bütün yani evlere gece kondu, gece kondu demedik, hepsine dağıttırdık yani. Şimdi adamlar zaten diyor ki ben gece konduya vermem kardeşim. Ama biz adamlar güzel bir anlaşma yaptık. Bu tek karabükle ben size söyleyeyim. Şimdi bize yaşam standartımızı bozacak işimiz kalmadı. Yani yürürken ayağımız çamura girmiyor, efendim ben söyleyeyim. Ya da işte gazımız var, su arızamız çok. Yani bunun gibi. Yani şimdi böyle bir keyfe kendilerine işte bunları da İşte kaldırdım, merdiven, bunlar da yapılacak ya. Yani. Şu anda Karabük'te hiç olmayan yerlerde park yaptık, çoğunu parayla satın aldık. 90 tane park yaptık, yeni yapılan 20 tane, 25 tane parkın dışında diğerlerini hiç ilanlaşmadık. İnsanlara biraz özentili kullanmalı. Şimdi diyelim ki hani kıyıda, köşedeki park kırılıyor, dökülüyor. Mahallenin içerisindeki park ne oluyor yani? Apartmanların içerisindeki park da aynı. Kırılmayan, dökülmeyen yeri yok yani. Oradaki insanlar kullanmıyor. Ben onu söylüyorum. Biz yine kılısa dökülse de bir daha yapacağız.